Herkese yeni vlogdan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden salı, saatlerimiz şu anda 7.45. Ben işten geldim. Gelir gelmez hemen ocağa tavuk göğsü koydum. Çünkü bugün akşama güzel bir soğuk salata yapmak istiyorum bununla birlikte. Önce tavuk göğsünün haşlanması gerekiyor. Bu haşlanana kadar ben balkonda çamaşırlarım var. Çamaşırları toplayıp katlayacağım. Daha sonra da sizinle birlikte ev temizliği yapmak istiyorum. Bu da o zamana kadar olmuş olur zaten. Çamaşırlarımı katladım arkadaşlar. Yerlerine yerleştirdim hepsini. O işim bitti. Bir makine daha çamaşır attım. Artık onlar bitince onları da balkona sererim. Zaten çok kısa sürede kuruyorlar. Hava çok sıcak çünkü. Şimdi hemen temizliğime başlayacağım. Normalde ben biliyorsunuz temizliklerimi pazar günü yapıyordum. Ama bu hafta pazar günü yayla dolduğumuz için yapamadım. O yüzden şimdi hemen temizliğe başlamak istiyorum. Anca bitiririm çünkü. Daha sonra başka türlü işlerim de var. Hep birlikte hadi başlayalım. Temizliğimi bugün Dyson'la yapacağım arkadaşlar. Daha önce deneyimleme şansım olmadı tam anlamıyla. Böyle halının vesaire üzerine denedim ama büyük temizlikte denememiştim. Şimdi temizliğimi bununla yapacağım. Bir bakalım nasıl olacak, beğenecek miyim? Benim için mesela bu halıyı süpürmek gerçekten diğer makinede işkenceydi. O kadar zorluyordu ki beni anlatamam size. Ama bunu da zorlamayacak galiba. Ve şarj bitti. Diğer tüm odaları bununla süpürdüm arkadaşlar. Hatta yatak odasını, yatağın üzerine, yatağın kenarlarını vesaire hepsini bununla aldım. Mutfağı bitirdim. Koridor falan bitti. Geldim salona. Salondaki koltukların üzerine de aldım. Maalesef halıya şarjı yetişmedi. O yüzden şimdi büyük süpürgemi hemen çocuk odasından getirip yeri, halıyı alıp, süpürüp daha doğrusu silip toz alıp salonun işlerini de bitiriyorum. Daha sonra da artık yemeğimizi yeriz. Eşim geldi çünkü eşim dışarıdaydı. O geldi. Onunla birlikte yemeği yeriz biz. Ben şimdi işlerime devam ediyorum. Şarjı da bitirdin. Mutfağı iki kere süpürdüm çünkü. Aa niye? Az olmuş. Çok kirlenmiş. Buraların hali ne? Aferin aferin. Niye beklemedin beni? Çünkü bitirelim ve yemek yiyelim diye ama yine de bitmedi. Musa bunu sevdi. Ne İyi yapmışsın. Şimdi burada şarj bitti ya. Büyük süpürgeyi Musa'ya devrettim. Çünkü zor. Bunu yapmak zor. Ona yedek batarya alırım ben sana. Şey mi? Evet, ben ona yedek batarya alırım. Yani. Bugün çok iyiydi. Ben siz temizlik yaptım. Evet, tüm evi temizlemem için yedek bataryalı olması çok iyi olur. Tamam, ben sana alırım yedek batarya. Tamam. Valla sevdim. Ben temizlik yapayım ne güzel. Genelde yapıyorum zaten de. Ya yapıyorsun, ben sana yardımcı oluyorum. Halılar varken zor. Vantuz çok güçlü çünkü. Ama burası çok sıcak değil. Evet, hadi bitirelim. İşlerimiz bitti arkadaşlar. Ben yerleri silerken eşim de bu şekilde salatanın malzemelerini doğradı. Size söylemiştim ya bu göğüste yoğurtlu soğuk bir salata yapacağız diye. İçerisinde marul var, tavuk göğsü var, mısır var, dereotu var, nane var, maydanoz var. Salatalık vardı aslında tarifte ama bizim evde salatalık kalmamış bugün. O yüzden doğramadık. Daha sonra şöyle bir kaseye yoğurt alıyorsunuz. Normalde 5-6 yemek kaşığı kadar bir ölçü verilmiş ama benim eşim biraz abartmış salata kısmını. O yüzden ben biraz fazla yaptım yoğurdu. Tuz atıyorsunuz baharat olarak da. Daha sonra karabiber ve pul biber. Bu tarifi Instagram'dan aldım. Çok lezzetli olacak gibi geliyor. Bugün yemek yok, böyle bir şeyler yapalım dedik. Hem de iş yapıyoruz, iyi olur soğuk soğuk bizi kendimize getirir diye düşündük açıkçası. Güzelce bu sosu karıştırıyorsunuz. Daha sonra da bu karışımın içerisine ilave ediyorsunuz.
Salatalarım hazır arkadaşlar. Bu şekilde güzelce karıştırdım. Tabaklara koydum. Şimdi götürüp salonda afiyetle yiyeceğiz eşimle birlikte. Burada da ne var? Bunları da göstermek istiyorum size. Bunu birini anneme birini bana kivremiz getirdi. Bahçelerinde var bamya. Böyle minicik minicik. Gerçekten çok güzel bamyaları. Ben normalde sevmiyorum aslında yemeğini. Ama Musa çok sevdiği için sürekli dolaba atıyorum. Onun canı istediğinde çıkartıp yapıyorum. Aslında bugün hem anneminkini hem de kendiminkini annemden tarif alıp buzluğa atacaktım. Ama yoruldum. Artık bunlar yarına kaldı. O yüzden bunları artık dolaba kaldıracağım. Yarın geldikten sonra temizleyip artık annem nasıl buzdolabına atıyorsa onun gibi yapıp atarım ben de. Biz şimdi bunları yemeye gidiyoruz. Herkese ikinci günden yeniden merhabalar arkadaşlar. Dün en son sizinle güzel bir yemek yapmıştık. Bu arada yemek gerçekten çok lezzetliydi. Aslında yemek mi soğuk bir salata mı tam da bilmiyorum. Ama doyurucu bir menü. İsterseniz böyle yazın akşamları yapabilirsiniz. Çok güzeldi. Hatta en kısa zamanda böyle yapıp babama da denetmek istiyorum. Tam sana göre baba, yoğurtlu, tavuklu böyle salatalı vesaire bir şey. Yemek olsun yerim ben, sıkıntı yok. Aynen. Babam zaten benim yaptığım her şeyi gerçekten çok beğeniyor. Yani başkalarından olumsuz yorumlar alsam da babamdan her zaman bir olumlu yorumum vardır. Biz şimdi de iş yerini falan kapattık hepimiz. Babamın olduğu yer açıktı Aykut orada. Babam, Musa, ben. Üçümüz yaylaya gidiyoruz. Musacığım burada. O Aykut'a ulaşmaya çalışıyor. Çünkü yaylada telefon çekmiyor. Çıkarken en büyük sorunumuz bu gerçekten. Çıkarken aşağıdan birine ulaşmak istediğimizde sorun yaşıyoruz. Anneciğim mis gibi yemek yapmış. Biz direkt yemek yemeye gidiyoruz. Biz geldik arkadaşlar. Annem mis gibi güveç yapmış bakın. Normalde güveci biz kuzine sobada yapıyorduk ama bu sene sobamızın yenilenmesi gerekiyor. Hala da gelmedi. İkinci seferi artık kuzinede, toprak tencerede toprak bekliyoruz. Tencerede. Cacık yapmış, cacık hazır. Pilavımız var, onu ısıtacağız. O dünden kalmış. Dün çünkü ne babam geldi ne başka biri geldi. Şimdi bunları ısıtıp yemeğimizi hazırlayacağız. Güveç hazır zaten. Fazla çalmışım. Oo, bakar mısınız? Vallahi fazla çalmış. Sitede sağ olsun bir tane ablamız var. Böyle biber dikmiş. Bahçenin kenarlarına. Musa'ya da toplayabilirsin filan demiş hani. Musa'da toplamış da bildiğiniz bir bidon turşuluk toplamış. Sağ olsun Dilek abla izin verdi bize ama bu kadarına vermemiştir. Bence bir helallik istememiz lazım yarın ondan. Verdi değil mi? Yine de söylüyor. Hayır canım söylüyor. Çok, yani. Çok fazla. Ve gerçekten o kadar güzel vermiş ki biberler. Bakın bir şu cinsten var. Şu küçükten. Bir de şöyle büyük var. Ama Dilek abla herkese izin vermiş. Hatta bu biberleri topluyorduk. Bir tane komşu geldi. Daha hiç tanışmamıştım onunla. Benim de takipçimmiş zaten kendisi. Daha önceden. Ben oraya taşınmadan önce takipçimmiş. Ve ulaşmaya çalışıyormuş. O da geldi bizden helallik istiyor. Canım çekti aldım dedi. Dedim ki bizim değil Dilek ablanın ama herkese izin veriyor. Hani sorun yapmayın. Kendisine yine de iletiriz biz dedim. Vallahi güzel toplamışsın. Ellerine sağlık. Yürüyüşe çıktık biz. Biraz yürüyeceğiz. Çarşıya doğru gideceğiz. Bugün hafta içi olduğu için çok kalabalık olacağını zannetmiyorum. Bu saatlerde gayet iyi. Sessiz, sakindir. Bir sakin gidelim zaten hem de. Sesleri duyuyor. Hiç ses yok. Aynen. Pazar hafta günü. Korna. Taklidi. Taklidi bir daha yapsana. Kaçırdılar. Çarşıda öyle içinde oturuyor ya. Üst katta odaya çıktığımız. Her bir ses geldiğinde diyoruz ki eyvah kavga. Dövüş var. Ama geçen sene büyük bir kavga olmuştu. Sırf yol verme yani o da büyük bir şey olsa neyse. Çarşı çok dar, çok dar. Aynen yaylanın sokakları dar. Çarşısı daha bir dar. Yaylada akşam çıkaracağım. 9-10'dan sonra. Hafta içi geleceğim. Hafta sonu gelmeyeceğim. Sokakta çarşıda git gez. Sakin sakin yürüyeceksin. Biz şimdi işte biraz çarşıya doğru ineceğiz. Orayı gezeriz. Mesela pazar günü bayağı aşağıya indik böyle. Yolun bayağı aşağısına inip tekrar dönüp eve geldik. Ama ben bitmiştim o pazar anda. Pazar günü evden çıkmayacağım diğer adam. Valla. Çekilmiyor. Çekemiyor. Kalabalık. Yaylaya geldik. Yaylaya gelince yapılabilecek en güzel şeylerden biri bu. Sokakta çıkan tatlılardan yemek arkadaşlar. Bakın şu anda abi atıyor kızgın yağ dökülüyor. Çok net görünmüyor aslında ama çarşıda açıkta yapılıyor bunlar. Birazdan da oradan çıkarıp pişirip balın içerisine atacak. Her akşam mutlaka değil mi? Aynen.
Tamam. Şimdi sıradan başlarım. Sıra kimin efendim? Tatlımızı aldık gidiyoruz arkadaşlar sıcak sıcak. Çarşı bugün kalabalık şansımızdan. Böyle bir motorlu ekipler gelmiş. Tatlının başı zaten aşırı kalabalıktı. Bizden sonra yoğunlaştı resmen orası. Ama ilk sırada biz vardık. Helal olsun sana. Düşman gibi baktılar bana. Hepsini alınca. Abi diyor ki ilk sırada çıkan kim hepsini vardı? Musa da diyor ki ben varım. Çıkan hepsini aldım. Düşman gibi bakıyor öyle bana. Biz gidiyoruz şimdi. Eve doğru çıkacağız. Daha sonra da annem çayı koymuştur zaten. Çay tatlı yaparız artık. Gelişi güzel de gidişi biraz rampa. Rampa çıkıyoruz. Rampa çıkmak zor gerçekten. Dün size temizlik yapmadan önce bu bamyaları göstermiştim arkadaşlar. Hatırlıyorsanız kivremiz getirdi iş yerine demiştim. Ama ben temizleyemedim. Hatta buzlatmaya vesaire de fırsatım olmadı. Ama şimdi çayımı da aldım annemle birlikte. Annem temizlemeye başladı. Şu baş kısımlarını bakın böyle alıyor. Böyle kesiyoruz. Bu kenara ayırıyor. Biz bunun hepsini yapacağız. Ben yıkadım biraz önce ama ellerim gerçekten çok fazla acıdı. Bir deneyeceğim şimdi temizlemeyi. Yapabilirsem yapacağım. Daha sonra zaten size bunu nasıl şoklayıp buzluğa attığını da göstereceğim. Güzel oluyor. Ben sevmiyorum bamyayı ama evde pişiriyorum. Musa istedikçe yapıyorum bamya yemeğini de. Şimdi bamyalarımızın hepsini temizledik arkadaşlar biz böyle annemle. Kötü olanları ayırdık. Kaynamış suyu tencereye ilave ettik. Başka ne yapacağız anne? Tuz atacağız içine. Sen at onları istersen. Limon tuzu, tuz atıp. Tuzumuz ve limon tuzumuz var bu şekilde. Bunlardan biraz atacağız. Annem ayarını biliyor kendisi. Daha sonra bamyaları içine atıyoruz değil mi? Hı hı. Sonra? İşte şey. Bu kadar. Yok. Biraz rengi sarardı mıydı? Çıkarıyoruz içinden. Soğuk suya tutuyoruz. Şokluyoruz yani. Şok bir yani. Nebze. Anladım. Şokluyoruz. Şimdi tuzunu ve limon tuzunu atıp bamyaları ilave ediyoruz. Sararınca alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra da anında soğuk suya soğuk tutuyoruz suya ki. Bir sofra bezinin üstüne serip. Sabaha kadar bekletip öyle sabah yani bir iki saat de bekletilebilir sabah illa ki sabaha kadar olması şart değil. Hı hı. Daha sonra paketliyoruz. Birer yemeklik paketliyoruz. Sonra da afiyetle yemeklerinizi evet. Yapıyorsunuz. Ben size şimdi sararmış halini de gösteririm zaten. İşimiz bitti arkadaşlar yaptık bamyaları bakın şöyle göstereyim size hatta şöyle yakından da göstereyim. Normalde annem bunları tencereden çıkarttığında biraz daha yeşildi ama soğuk suyu döktüğünde sararmaya başladı. Ve annem diyor ki sabaha kadar daha çok evet, sararacak bunlar. Durdukça daha da sararır. Aynen durdukça daha çok kendini belli edecekmiş. O yüzden sabaha kadar burada duracak paketlemeyecek annem bunu. Bu altına sofra serdik. Sofra bunun suyunu tamamen çekecek. Zaten iyice böyle süzekte salladıktan sonra buraya yaydı bunları. Böyle oldu. Güzel oluyormuş. Böyle daha iyi oluyor diyor annem. Diğer türlü yapılandan. Tane tane duruyor. Aynen. Böyle dolap salyalanma kokusu. Olmuyor değil mi? Yok olmuyor. Dolap kokusu olmuyor böyle yapınca. Güzel oluyor. Ellerimize sağlık. Yaptık valla. Annem 2-3 gündür yaylada boş durmamış arkadaşlar. Bana hediye olaraktan bu şekilde örgü bluz yapmış. Bakın şöyle göstereyim sizlere de. Burası Trabzan değil mi anne? Şura Trabzan. Buraya da şöyle bir model yapmış. Göstereyim size de. Öyle kafamdan uydurdum gitti işte. Güzel olmuş ama gerçekten ellerine sağlık. Böyle kolsuz bir model. Bende bu şekilde iki tane daha var. Biri renkli şöyle kısa. Diğeri de yine bu şekilde uzun. Ama mesela o çok kalındı. Böyle yazın giyerken gerçekten rahatsız ediyordu. Ama bunun yeri böyle daha ince. Aynen. Yani ipi daha güzel bence bunun. İçine bir şey giyseniz de olur, giymeseniz de olur. Şöyle sizlere de model olsun yapmak isteyenlere de göstereyim dedim. Ben çok beğendim. Kot pantolonlarla, kot şortlarla vesaire gerçekten güzel olur bu. Ellerine sağlık anne. Teşekkür evet, ederim. Aynen giyerim ben. Şimdi deneyeceğim zaten. Saatlerimiz epey geç oldu arkadaşlar. İşler bittikten sonra
Annemle sabah tekrardan çay içtik. Çayımızı ısıttık, çay içtik. Sohbet muhabbet derken şu anda saatlerimiz 12. Artık yatmam gerekiyor, dinlenmem gerekiyor çünkü yarın iş var. Bizim kaldığımız oda üst katta. Daha önceki vloglardan biliyorsunuzdur belki, işte abimlerin odası var, annemlerin odası, kardeşimin odası. Yukarıda toplamda 4 tane oda var ve her yer böyle tahta. Üst kat tamamen tahta. Ben gerçekten seviyorum bu şekilde olmasını üst katın. Alt kat beton, yani örülmüş beton. Alt kat şehir, üst kat yayla. Yayla. Aynen, pencereler falan da tamamen burada tahta. Daha önceki vloglarımdan bilenler biliyor dediğim gibi. Geçen sene temizlik vlogu vesaire çekmiştim yaylada. Bu sene çekmek nasip olmadı ama. Öyle, şimdi odamıza çıktık. Ben uyuyacağım, dinleneceğim. Yarın dediğim gibi iş var. Babamla birlikte gideceğiz zaten. O yüzden biraz daha erken gideceğim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Bye bye.